araştırılıyor. Devrimciler, Kürtler, sosyalistler bu kaostan çıkışın nasıl olacağını kendi mücadeleleriyle, dayanışmalarıyla ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunun Türkiye'ye yansımaları da var. Türkiye, Orta Doğu'daki savaş ve çatışmalardan azade değildir. Oyun kurucu rolünü kaybetti. Kürt meselesini çözmediği için, özgürlüklerden, demokrasiden uzaklaştığı için oyun bozucu bir rol oynamaya çalışıyor. Türkiye'nin rolü Türkiye halklarına, emekçilerine bir şey kazandırmıyor. Aksine Türkiye'nin Orta Doğu'daki bu oyun bozucu rolü Türkiye'deki milliyetçiliğin, ırkçılığın, Alevi düşmanlığının, Kürt düşmanlığının, kadın düşmanlığının giderek büyümesine sebebiyet veriyor. Türkiye'de ciddi bir sağ popülizm, ciddi bir milliyetçilik gelişiyor, büyüyor. Biz devrimciler hem bu dünyadaki adaletsizlikleri hem Orta Doğu'daki bu savaş ve çatışmaların son bulması için mücadele ediyoruz. Bir taraftan da Türkiye'deki gelişen bu ırkçı, milliyetçi dalganın da son bulması için, bu dalganın önünü kesmek için de aynı şekilde mücadelemizi büyük bir özveriyle vermeye devam ediyoruz. SYKP'de DEM Partisi'nden önemli bileşenlerinden birisi olarak aslında bu faşizme, ırkçılığa, milliyetçiliğe yok sayan, yoksullaştıran, işsiz bırakan, Türkiye'yi uçurumun kenarına getiren bu zihniyetle mücadele etmeye bizimle birlikte, Kürtlerle birlikte devam ediyor. Bu mücadelesini saygıyla selamlıyoruz. Şimdi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yine aslında bu yokluğun, yoksulluğun, Kürt düşmanlığının, kadın Alevi düşmanlığının önü ırkçılıkla, milliyetçilikle perdelenmeye çalışılıyor. Hep birlikte izliyoruz. Yoksuluz, işsiziz dediğimizde vatan diyorlar, millet diyorlar, bayrak diyorlar. Ama vatanın, milletin, bayrağın arkasında halklarımızı, emekçileri yoksullaştıran, yok sayan, onlar üzerinde ciddi bir faşist politika uygulayan bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki dönem başta Orta Doğu olmak üzere Türkiye'de bu faşist politikalarla mücadele etmemiz bizim için ciddi bir sorumluluktur, zorunluluktur. Ya bu sağ ırkçı milliyetçi bizi yoksullaştıran sistemin politikaları karşısında pes edeceğiz, oturacağız. Ya da üçüncü yol siyasetimizle birlikte Türkiye'de emekçilerle, yoksullarla, devrimcilerle, ezilenlerle, ötekileştirilenlerle birlikte daha güçlü, daha ciddi bir mücadele içerisine koyulacağız. Değerli yoldaşlarım, çok iyi biliyoruz. Mahirlerden, denizlerden, mazlumlardan günümüze kadar pes etmeyen bir geleneğin, bir mücadele geçmişinin sahipleriyiz. Emin olun, biz oturursak yaşanmayacak bir Türkiye, biz oturursak yaşanmayacak bir bölge de karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem daha güçlü ittifaklar, daha güçlü birliktelikler, daha güçlü bir mücadele yol ve yöntemi bulmak gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun yolu daha fazla emekçilerle, daha fazla Kürtlerle, daha fazla işçilerle, kadınlarla, ekolojistlerle, feministlerle buluşmaktan geçer. Ya fabrikalarda, ya sokaklarda işsizlerle, emekçilerle birlikte mücadeleyi örgütleyeceğiz. Ya da bu faşistan politikalar karşısında gittikçe zayıflayarak faşizmin Türkiye'de tam olarak kurumsallaşmasını hep birlikte izleyeceğiz. Ben eminim üçüncü yol siyasetimizle birlikte Türkiye'nin sol sosyalist güçleri, Kürtleri, emekçileri, ezilenleri dün olduğu gibi bugün de bu faşizmi engelleyecektir, durduracaktır. Yerel seçimlerde evet bunun için çok önemli bir mücadele zeminidir. Cavit Başkanımız söyledi. Bu yerel seçimlerde de biz DEM Partisi olarak Türkiye'de kent uzlaşısı çerçevesinde yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde demokrat, emekçi dostu, faşistsalcı olmayan, milliyetçi olmayan adaylarla, adayların bulunduğu kentlerde bir kent uzlaşısı çalışması yürütülüyor.
toptancı bir yaklaşımımız yok. Toptancı bir yaklaşıma sahip değiliz. Kimi kentlerde demokrat, devrimci, halklarımıza hizmet edecek emekçi dostu adaylarla birlikte bir uzlaşı sağlanabilir. Ama bu Türkiye'nin tamamında AKP'nin karşısında muhalefetin bütün illerde adayını desteklemek anlamına gelmiyor. İlkelerimiz bellidir. Kadın düşmanı olmayacak, Kürt düşmanı olmayacak, rantçı olmayacak, toplumcu belediyeciliği uygulayacak ve aynı zamanda halkımızın, halklarımızın da yönetimde temsiline açık olacak. Birlikte toplumcu, şeffaf, demokratik belediyecilik, yerel yönetim anlayışını uygulayacak adaylarla tabii ki yerellerde işbirliği, güç birliği yapabiliriz. Ama siz de kabul edersiniz. Türkiye'de dediğim profilde saydığımız zaman bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda bu ilkelere uygun adaylar olduğunu siz de görüyorsunuz, hak veriyorsunuz. Biz bu birbirine benzer nüans farkları olan iki siyaset arasında da taraf olmak zorunda değiliz. Biz emekçilerin tarafıyız, biz ezilenlerin tarafıyız. Biz bugüne kadar temsil edilemeyen, ötekileştirilen büyük yığınların tarafıyız. Dolayısıyla biz tarafı olduğumuz kesimlerle birlikte nasıl dünden bugüne kadar kararlıca, onurluca bir mücadele yürüttüysek yerel seçimleri de bu ezilen yok sayılan büyük çoğunlukla birlikte karşılayacağımızı belirtmek istiyorum. Son olarak hep birlikte izlediniz. Dünyada eşi benzeri görülmeyen demokratik yöntemlerle, halk oylamasıyla adaylarımızı belirledik. Merkeziyetçi bir akılla karar alan, karar veren, yerelin iradesini tanımayarak adaylar seçen, bugüne kadar görmüş olduğumuz anlayışlar dışında halkın karar verdiği, halkın kendi yöneticisini seçtiği bir halk oylamasıyla aslında eş başkanlık gibi, kadın mücadelesi gibi, Rojava'daki Jin Jiyan azadi diyerek dünya kadın mücadelesine ezilen emekçiler ve halklar mücadelesine örnek olan yeni bir sistemi de yine Türkiye'de Kürdistan'da uyguladık. Bundan sonra adaylarımıza halk karar verecek dedik. Halk karar verdi. Halkın seçmiş olduğu adaylarımızı DEM Partisi'nin adayları olarak ilan ettik. Velhasılı kelam durumumuz kötü değil. Biraz daha aslında gücümüzü görerek o büyük çoğunlukla birlikte mücadele etmeyi önümüze koyarak samimi, sorumluluk alan, risk alan, bu faşistan sistem karşısına ürkmeden halkıyla birlikte bedel ödemeyi göze alan bir yol yöntemle daha halkçı, daha toplumcu, daha emekçi bir mücadele anlayışıyla birlikte bu faşizmi geriletebileceğimize inanıyoruz. Bunu defalarca Türkiye'de yaptık, Kürdistan'da yaptık. Bugün yapmamamız için hiçbir sebebin olmadığını belirtmek istiyorum. Bu duygularla bugüne kadar kongrenizde emek vermiş, mücadele etmiş, bir önceki dönem görev almış arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görev alacak arkadaşların da bu mücadele ruhuyla daha başarılı, daha diyalog içerisinde bir süreci işleteceğine olan duygularla yeni seçilecek yönetime de teşekkürlerimi iletiyorum. Hepimize kolay gelsin, yolumuz açık olsun. Dem ameyi ezbaverim, emir serkeftin dibim, kongre ve nadadbim brakhirbim, megiştara katrive.